Selam arkadaşlar, ben Beyza. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Kasım ayı özetimi paylaşmak istiyorum. Özet videolarını bir türlü rutine oturtamadık. Yani bazen çekiyorum, bazen çekmiyorum. Biraz daha o aydaki yoğunluğuma bağlı olarak değişiyor galiba. Ama ben özet videolarını çekmeyi de sonradan dönüp izlemeyi de çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bir sürü öneri yapıyorum sizlere. O yüzden Kasım ayında da hazır fırsat bulmuşken hemen özet videosunu çekmek ve sizlerle yine güzel önerilerde bulunmak istedim. Özet videosunda biliyorsunuz o ayın genel bir değerlendirmesini yapıyoruz aslında. Okuduklarıma, izlediklerime ve gezdiğim yerlere, ekstra içeriklere falan şöyle bir göz atıyoruz ve favorileri seçiyoruz. Ayın favorilerini seçiyoruz. Okuduklarıma ayrı bir video çektiğim için yine her zamanki gibi onun üstünde çok fazla durmayacağım. Kasım ayında toplam 5 tane kitap okudum. Onları göstereyim hemen. Emily 1, Emily 2, Twisted serisinin birinci kitabı Çarpık Aşk, Twisted serisinin ikinci kitabı Çarpık Oyunlar ve Suç ve Ceza kitabını bitirdim Kasım ayı içerisinde. Toplam 5 tane kitap okudum. Şimdi izlediklerime geçebiliriz. Açıkçası ben videoda en çok izlediklerim kısmından keyif alıyorum. Çünkü onun sohbeti daha çok sarıyor bir sinema öğrencisi olarak. Kasım ayında gerçekten biraz kendimi aşmışım. Toplam 19 tane film, 5 tane de dizi izlemişim. Hızlıca bakalım. Gerçekten izleme açısından benim için verimli bir ay diyebilirim. Okuma açısından olmasa da izleme açısından verimli bir aydı. Çünkü tam böyle hani sonbahar, kış, artık havalar soğudu. Kendimi eve kapatıp işte yatağımda oturup sıcacık giyeceğimi içeceğimi alıp filmler izlediğim, film festivali olduğu için sinemalara, film festivallerine gittiğim bir aydı Kasım ayı. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle izlediğim filmlere bir bakalım. 19 tane film izledim. Hangi filmleri izlemişim? İlk olarak sinemaya gidip izlediğim Nur Bilge Ceylan filmi olan Kuru Otlar Üstüne de bahsetmek istiyorum. Kuru Otlar Üstüne'yi çok merak ediyordum zaten. Çok ses getiren bir filmdi. Ben biraz daha son gösterimlere yetiştim. Kasım ayının başında gittim Kuru Otlar Üstüne'ye bir arkadaşımla birlikte. 3 saatlik güzel bir deneyimdi. En son çektiğim özet videosunda da galiba Ahlat Ağacı'ndan bahsetmiştim. Eylül ya da Ekim ayında çekmiştim en son özet videosunu. Kuru Otlar Üstüne'de de bir öğretmenin, doğuda bir köyde görev yapan bir öğretmenin ve bir öğrencisiyle yanlış anlaşılmalar üzerine yaşadığı bir kargaşadan, bir sorundan ve başka bir öğretmenle yaşadığı, kadın öğretmenle de yaşadığı felsefi tartışmalardan oluşan, aklımda bunlar kaldı şu an için. İlk aklıma gelenler bunlardı filme dair. Bir film, yani o öğretmenin doğuda işte yaşadığı bazı sorunları ele alıyor diyebiliriz. Açıkçası Kuru Otlar Üstüne'yi sevip sevmediğimi yine her zamanki gibi bilemiyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın böyle bir etkisi var. Beğendim. Çok kaliteli bir filmdi. Özellikle çok sevdiğim sahneleri vardı. Kuru Otlar Üstüne'nin çok detaylı bir yorumunu aslında Instagram'dan beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Kullanıcı ismim açıklamalar kısmında yer alıyor. Link de yer alıyor. Böyle güzel filmlere gittikten sonra Instagram hikayelerimde detaylıca böyle sohbetli videolar atıyorum. Orada bayağı bahsetmiştim açıkçası. Böyle güzel toplumsal eleştirilerde bulunduğu, atıflarda bulunduğu sahneler vardı. Özellikle bir akşam yemeği sahnesi vardı. O aklımda kalmış şu an için. O tartışmayı çok beğenmiştim gerçekten. Güzeldi. Güzel bir filmdi. Sadece beni rahatsız eden ufak bir noktası vardı. Ki çoğu kişiyi rahatsız ediyordur. O tam açıklanmadı. Yani gerçekten düşündüğümüz gibi mi yoksa değil mi havada kalmış bir konu. O yüzden buna dair de ne diyebilirim bilmiyorum. Kuru Otlar Üstüne 10 üzerinden 8,5-9 verdiğim falan bir film. Daha sonra 34. Ankara Film Festivali gerçekleşti Kasım ayı içerisinde ve biz bir arkadaşımla önceden bilet alıp Arıların 20.000 Çeşidi isimli bir filme gittik. Bu film beklentimi hiç karşılamadı. Bambaşka bir şey bekliyordum. Biraz daha kadınlarla alakalı feminist bir film bekliyordum ama bambaşka bir şey çıktı ve beğenmedim. Bu filmi beğenmediğimi açıkça söyleyebilirim. Beklediğim gibi olmadığı için de hayal kırıklığına uğradım büyük ihtimalle. Konusu hiç beklediğim gibi değildi. Yani konu açıklama kısmını okudum hani ve bambaşka bir şey beklerken hiç istemediğim, hiç hoşuma gitmeyen bir konu çıktı. Rahatsız edici bir filmdi. Festival filmlerinin bazen çoğunlukla böyle konuları oluyor zaten ve bunu bilseydim gitmezdim filme. Ya deneyim olarak, izleme deneyimi olarak ve film festivali deneyimi olarak tabii ki iyi ki gitmişim. Ama film olarak beğenmedim dedim. Yani Arıların 25 çeşitli filmi bana hitap etmiyor diyebilirim. Sonra bu ay böyle bir nostalji hissiyatı geldi bana. Ve Yeşilçam'dan izlemediğim birçok film bulunuyor. Sinema öğrencisi olmama rağmen bu konuda kendimi eksik hissediyorum. Yani bu konuda eksikliğim olduğunu da biliyorum Yeşilçam alanında. O yüzden böyle bir Yeşilçam'a merak saldım ve dedim ki en klasik olarak, en baba olarak Hababam Sınıfı'nı baştan sona izleyeyim. Hababam Sınıfı 1, Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Hababam Sınıfı uyanıyor. Hababam Sınıfı 9 doğru ve Hababam Sınıfı tatilde. Galiba 5 tane filmden oluşuyor. Bu 5 filmi izledim. Hababam Sınıfı serisini izledim. Rıfat Ilgaz'ın kitabı
kitabından uyarlanan Yeşilçam uyarlamalarını izledim bu arada. Sonrasında Şafak Sezer'in uyarladığı film serisini değil, sadece Yeşilçam olanlarını izledim 5 tane. Çok keyifliydi. Gerçekten çok fazla güldüm, çok fazla kahkaha attım. Çok güzeldi Hababam Sınıfı serisi de. Zaten benim eleştirmeme gerek yok. Sadece işte birkaç filmde sonra da işte Tarık Akan'ın, işte Kemal Sunal'ın olmayışı falan böyle bir buruk hissettiriyor. Ama güzeldi. Yani güzeldi gerçekten. Hababam Sınıfı iyi ki izlemişim. Bu ayıma güzellik kattı. Kasım ayına güzellik kattı diyebilirim. Daha sonra ailece başladığımız bir film serisinden bahsetmek istiyorum. John Wick serisine başladık ve birinci ve ikinci filmlerini izledik. John Wick, ailece aksiyon severiz biz. Beni zaten bir süredir izliyorsanız biliyor olabilirsiniz. Kitaplarda da, film dizilerde de aksiyonu çok severim. O yüzden John Wick'i ben daha önce izlemiştim. Şöyle, ta lise dönemimde izlemiştim ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece hani kült yapımlardan sayıldığı için artık konusunu az çok biliyorum. Ama böyle baştan sona izlememiştim. Bir de son zamanlarda dördüncü filmi de çıkınca yine bayağı gündemde olan bir seri. Ailece aksiyon sevdiğimiz için hadi birlikte izleyelim diye oturduk ve böyle haftada bir izledik. En son 3. filmini izledik. 4. filmi daha internete düşmedi galiba. O yüzden 4. filmini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Kasım ayında ilk 2 filmini izledik. Çok güzel bir aksiyon filmi. Kaliteli aksiyonlardan bir tanesi. Her filmde zaten tansiyon biraz daha yükseliyor. Aksiyon olarak sevdiğim serilerden biri oldu diyebilirim. En sevdiğim aksiyon tabii ki Hızlı ve Öfkeli. Hiçbir şekilde geçemez. Yani Fast and Furious serisini hiçbir aksiyon filmi benim için geçemez. Çünkü böyle çocukluğumdan gelen başka bir sevgi var. Her film bahsedişimde, bahsi açıldığında söylüyorum zaten. Ama John Wick serisini de çok beğendim gerçekten. Daha sonra yine ailece izlediğimiz bir filmdi. Fall filmini izledik. Ben bunu birkaç kere böyle kesitini işte Instagram Reels kısmından ya da TikTok'lardan falan görmüştüm. Öyle önerilerde, işte gerilim filmlerinde sık sık karşıma çıkan bir filmdi. Görünce de hadi izleyelim falan dedik. Gerçekten aşırı aşırı geriyor insanı. Yani böyle bir şey olamaz. Gerilimin hakkını veren bir filmdi. Yapım olarak çok kaliteli olmasa bile, ki gerçi yani çekim zorluklarını düşündüğünde gerçekten kaliteli diyebilirim, ama başka hani kendi çapında, kendi konusuna göre kaliteli bir yapımdı. Konusundan kısaca bahsetmek istiyorum bu filmi merak edenler ve ne olduğunu hatırlamak isteyenler için. İki tane tırmanışçı arkadaş bir televizyon kulesine tırmanmaya karar veriyorlar. Çok eski bir televizyon kulesine tırmanmaya karar veriyorlar. Ve oradaki merdiven düşünce televizyon kulesinde 2 günlüğüne mahsur kalıyorlar. Ve etraflarında da akbabalar dolanıyor. Telefon hiçbir şekilde çekmiyor. İnsanlara ulaşmaya çalışıyorlar. İşte böyle çok zekice şeyler yaparak ulaşmaya çalışıyorlar. Aralarında da arkadaşlık üzerine bazı sırlar ortaya çıkıyor falan. Yani böyle o televizyon kulesinde siz onlarla birlikte mahsur kalmışsınız gibi hissettiren, gerçekten çok 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 iyi bir gerilim filmiydi. Ben çok beğendim Fall'u. Gerilim filmi seviyorsanız ve izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Daha sonra böyle spontane bir şekilde izlediğimiz Wild Card filmi var. Jason Statham'ın oynadığını görünce bu adamın kötü filmi olmaz, hadi izleyelim diyerek izledik. Ama beğenmedik yani. Şöyle, bu galiba bir kitap uyarlamasıymış. Ben kitabın ismini bilemiyorum. Hani nasıl bir kitap olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç duymadım. Yazarını bile hatırlamıyorum şu anda. Sadece internetten bu film neymiş diye izledikten sonra arattım ve kitap uyarlaması olduğunu gördüm. Ve felsefi atıflarda bulunduğunu gördüm filmin. İzlerken bunu fark etmiyorsunuz. Bir tane tetikçi, seri katil, paralı katil gibi bir rolü canlandırıyor Jason Statham. Ve bir tane kadına yardım ediyor falan. Bunları hatırlıyorum. Yani konusunu bile adam akıllı hatırlamıyorum gerçekten. Hiç aklımda kalmamış. Jason Statham'ın kötü filmlerinden bir tanesiydi açıkçası. Wild Card'ı beğenmedim. Ailece de beğenmedik. Daha sonra yine böyle bu ara gerçekten ailece de bir sürü film izlemişiz. Sonra yerli bir yapım olan Müstakbel Damat filmini izledik. Ablam izleyip önermişti bize. Sonra hadi hep birlikte izleyelim diye tekrar oturduk izledik. Ya kahkahalara boğuldum. Gerçekten çok iyi bir yerli komediydi. İlker Ayrık'ın filmi bu arada. Çok böyle aile komedisi. Tam aile komedisi, çok güzeldi. Çok keyifle izledim. Hatta şimdi aklıma gelince bile böyle içim sıcacık oldu. Gerçekten çok güzel bir film. Kıbrıs da geçiyor. Kıbrıs'ta işte bir ailenin kızıyla başka bir adamın, hani İlker Ayrık'ın canlandırdığı bir adamın evlilik süreci diyebiliriz, ama hani kültür farkı, gelenek farkı, bunların böyle işte ufak ufak atışmaları, yanlış anlaşılmalar falan filan, böyle bunun üzerine kurulu çok güzel bir yerli komedi filmiydi. Kesinlikle öneriyorum bunu da. Daha sonra ben animasyon çok seviyorum ve her ay bir tane böyle genelde animasyon serisi bitiriyorum son zamanlarda. Bu ayın animasyon serisi de benim en
favori animasyon serim olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? Bunu çoğu kişi bilmiyor. Neden bilmiyorsunuz bilmiyorum. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gayet popüler bir seri aslında ama bahsettiğim çoğu arkadaşımın haberi yok böyle bir seriden. Ben zaten fantastik kurguları ne kadar seven bir insanım. Hepiniz biliyorsunuz artık. Ve animasyonda da böyle ejderhaların falan oluşu çok güzel. Dublajları falan da çok iyi. Galiba birinci ya da ikinci filmde kız karakterin dublajını mesela Serenay Sarıkaya falan yaptı. Yani öyle hatırlıyorum. Evet öyleydi. Ben çok seviyorum. Bunu ilk defa galiba okulda mı izlemiştik? Lisede mi, ortaokulda mı ne izlemiştik? Bir hocamız izletmişti bunu bize. Ve o zamandan beri ortaokulda evet o zamandan beri ben bu filme bayılıyorum. 3 serisi var toplamda 3 filmi var. Çok güzeldi. Çok 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 güzeldi. Yeniden izledim ve böyle gece bir gece oturdum. İşte televizyondan böyle ışıkları kapatarak kendime bir sinema deneyimi yaptım ve sabaha kadar 3'ünü böyle arka arka izledim. O kadar tatlı hissettirdi ki. Yani çok seviyorum animasyon izlemeyi. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'i izlemediyseniz lütfen izleyin. Daha sonra Kasım ayında biliyorsunuz Kuşların ve Yılanların şarkısı çıktı. Açlık Oyunları'nın yan serisi olan Collins'in kitap olarak da yan serisi olan serinin, Açlık Oyunları serisinin yan serisinin filmini çekmeye başladılar. Ne kadar çok seri kelimesini kullandım. Neyse Kuşların ve Yılanların şarkısının filmi çıktı. Ve biz de bu filme gitmeye karar verdik arkadaşımla birlikte. Ama öncesinde dedik ki bir Açlık Oyunları maratonu yapmayalım mı? Açlık Oyunları'nı izledim 1, 2, 3'ünü tekrardan. Ben 3. filmi izlememişim bu arada. Gerçekten 1. ve 2.yi 1000 kere izlemişimdir. 1000 kere izlemişimdir. Ama sonrasında 3. çıktıktan sonra neden olduğunu hatırlamıyorum ama ben Açlık Oyunları'na karşı bir antipati kazanmıştım o dönemde. Ne yaşadığımı bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. Ama sonra 3. filmi izlemeyeceğim falan demiştim. Sonra maratonunu yapınca izledim. Çok güzel sonlandırılmış zaten hikaye. Kuşların ve Yılanların şarkısında da oradaki Snow adamın adı işte Snow geliyor aklıma neyse. Onun gençlik döneminde yani bu Açlık Oyunları en başından nasıl başladı? Bunu konu alan bir film. Kitabında da zaten öyleymiş. Kitabı da çok iyi diyorlar bu arada. Ben kitap serisini ortaokulda bir arkadaşımdan alarak okumuştum. Ama Kuşların ve Yılanların şarkısını okumadım. Elime geçmedi. Belki PDF olarak okuyabilirim. Konudan yine biraz saptık. Açlık Oyunları 1, 2 ve 3'ü izledim. Daha sonra da sinemada arkadaşımla birlikte Kuşların ve Yılanların şarkısını izledik. Açlık Oyunları'nı zaten hani izlemediyseniz artık bilim kurgu fantastik sever insanlar olarak izlemediyseniz çok kınarım diyormuşum. Yani izleyin Açlık Oyunları serisini. Kuşların ve Yılanların şarkısına da şöyle bir öneri yapabilirim. Yani şöyle değerlendirme yapabilirim daha doğrusu. Çok güzeldi. Yine Açlık Oyunları'nın kalitesini devam ettiren bir filmdi. Ama yarım bitmiş olması beni yerden yere vurdu. Gerçekten neden? Yani neden sonunu öyle bitirdiniz ki? Yani çok yarım bitti. Anladınız mı? Hikayenin hani daha devam edeceği çok böyle dam diye bitirdiler. Hani böyle ara verilmiş gibi bitti film. O yüzden çok merak ediyoruz ikinci kısmı. Neler olacak sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama oyuncuya bayıldım. Oradaki erkek oyuncuya bayıldım. Kız da çok güzeldi. Canlandıran kız da çok güzeldi bu arada. Şunu söyleyebilirim sadece. İlk oyunlar olduğu için böyle Açlık Oyunları'nın böyle mücadeleci işte kan ve vahşet içeren klasik Açlık Oyunları serisindeki o şeyi hissetmedim. O heyecan yoktu. Ama hani böyle tarihi gibi hissediyorsunuz. Yani Kuşların ve Yılanların şarkısını izlerken Açlık Oyunları tarihini hani en başından nasıl başladı bu süreç izlediğiniz için böyle sanki tarihi bir film izliyormuşsunuz gibi böyle bir nostalji hissi geliyor. Çok güzeldi ya. Kuşların ve Yılanların şarkısına bayıldım. Şimdi bu 19 filmi izledim toplam ve sırada dizilerimiz var. Hangi dizileri izlemişim bunlara bakalım. Biliyorsunuz her ay bir tane yandan yerli bir dizi izliyorum. Kasım ayında Çarpışmayı bitirdim. Aslında önceki ay başlamıştım. Ekim ayında başlamıştım. Kasım ayında bitti. Toplam 24 bölümlük bir yerli dizi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk dörtlüsünün canlandırdığı bir mafyatik yerli bir dizi. Ama çok ağır ilerledi ya. Hani Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğuna diyecek laf yok zaten. Ve orada canlandırdığı karakter Kuzey Tekinoğlu'nun bir üst versiyonu gibi resmen. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. O adama o roller çok yakışıyor. Ve Alperen Duymaz'ı da zaten hani ben Melisa Aslı Pamuk aşırı yakıştırıyorum. Aşırı yakıştırıyorum. Ve çok iyiydi. Çok keyifle izledim. Ama böyle başından beni kaldırmayacak kadar sürükleyici bir aksiyonu yoktu. Aksiyon anlamında diyorum. Hikaye bir süre sonra sıkıyor. Oyunculukları izlemekten sıkılmadım. Ama hikaye bir süre sonra sıktı. O yüzden çok yavaş izledim Çarpışmayı. 24 bölüm hani normalde bir ayda toplam bitirmem gerekiyordu ama 2 aylık bir süreç boyunca izledim. Daha sonra Kasım ayında Terzi'nin 3. sezonunu izledim. Ya zaten 2. sezonu anlatırken de hani bahsetmiştim. Seriyi gitgide batırdılar. Terzi Korkuluk ismiyle televizyonda yayınlanması beklenen bir diziymiş. Hatta bir ara fragmanı falan da yayınlanmıştı. İşte Korkuluk olarak televizyonda. Sonradan dijitale çevirdiler. Dijitale aktardılar ve hikayeyi yarım yani böyle her şeyi çok oldu bittiye getirdiler. 1. sezonun aksiyonu çok iyiydi. Böyle çok sürükleyiciydi. Aa ne olacak falan filan gibi heyecanlarla izleyip bitirmiştim. 2. ve 3. sezonların da hani çok akıcı. Ama o heyecan yoktu. Yani
yani böyle saçma sapan bir noktaya evrildi. Daha böyle biraz daha ilişkiler anlamında da çok saçma bir yere gitti. Yani anlam veremedim. İkinci ve üçüncü sezonlarını beğenmedim. Böyle giderek düşüşe geçen bir seriydi ve üçüncü sezonda da hikaye bir yere şöyle hani toparlayıp bağlamışlar, bitirmişler falan diyebilirim. Yani beğenmedim Terzi'yi. Birinci sezonun çok iyiydi. Çok vaat eden bir sezondu. Vaatler içeren bir sezondu. Ama sonradan batırdılar bence. Sonra şu an izlediğim sitcom dizisi How I Met Your Mother'ın 5. sezonunun 7. bölümden sonrasını bitirdim. 6. sezonunu bitirdim. 7. sezonda da 13. bölüme kadar geldim. Çok akıyor yani. Komediye ihtiyacım olduğu 1-2 günlük bir süreçte böyle sabah akşam How I Met Your Mother izlemiştim. Ve çok akıcı. Yani çok gülüyorum. Barney'e çok gülüyorum yani. Gerçekten ya. Çok sevdiğim bir karakter. Friends'de Chandler. How I Met Your Mother'da da Barney tamamen. O yüzden çok seviyorum How I Met Your Mother'da ama ben Friends'ciyim arkadaşlar. Sonra Alef'in 1. sezonunu izledim. Alef diye bir polisiye dizisi var Blue TV'de. 1. sezonunda Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan canlandırıyorlar. Yani oyunculuk sergiliyorlar. 2. sezonda değişiyor bu galiba. Çünkü 1. sezonda onların hikayesi bitti gibi bir şey oldu. Sarmadı, bu da sarmadı. Gerçekten Alef'i de beğenmedim. 8 bölüm falandı ama çok yavaş ilerledi. Böyle biraz daha işte tarikatlar, şu bu falan filan, hani böyle bir şeyler, yani kaliteli bir şeyler olacakmış ama ucundan dönülmüş ve saçma sapan sıkıcı bir şeye dönmüş. Böyle karma karışık bir şeye dönmüş. Her şeyi böyle birbiriyle karman çorman yapmışlar. Hani polisiye dizilerde böyle düğüm yapıp sonra böyle hepsi teker teker çözülür ya. O düğümün böyle bir iki tanesi çözüldü. Anlatamıyorum yani. Polisiye olarak beğenmedim. Çok karmaşıktı. Çok yoran bir diziydi. Alef'i beğenmedim. Ve çok böyle iğrenç sahneleri vardı. İğrençten kastım hani polisiye sahnelerde cinayetleri böyle çok hani... Tamam, vahşet içerik de olsa bile o kadar göstermezler ya. Alef hani dijital içerik olduğu için büyük ihtimalle çok böyle gösterdiler ve insanın midesi bulandı. Ben birkaç kere hatta yemek yerken izleme gafletinde bulundum ve midem kalktı. Gerçekten Alef'i beğenmedim o yüzden. Sonra çarpışmadan sonra başladığım yerli dizi, yine aksiyon, yine mafyatik bir dizi olan Ramo. Ramo'yu biliyorsunuz, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç ikilisi oynuyor. Ben onlara bayılıyorum zaten. İkisini de aşırı yakıştırıyorum. Esra Bilgiç'e hayranım. Hayranım yani Esra Bilgiç'e. Kadına bayılıyorum. Ve 16. bölüme kadar geldim bu ay içerisinde. Aralık'ta bitiririm diye düşünüyorum. 2024'de taşımam inşallah Ramo'yu. Ramo'yu yine önceden başlamıştım. İlk 10 bölümünü falan izlemiştim ama bütünüyle izlemedim. Toplam 30 ya da 40 bölüm falan var. 40 bölümdü galiba. Bitiririm inşallah Aralık ayında diye düşünüyorum. Evet, izlediğim filmler, diziler bu şekildeydi. Bayağı içerik olarak fazla bir şey önerdiğimi düşünüyorum. Sevdiğim, sevmediğim şeyler bu şekildeydi. Şimdi favorilere geçebiliriz. Kasım ayındaki favori kitabım kesinlikle 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 Çarpık Aşk. Yani Çarpık Aşk kesinlikle önerdiğim kitap. Film olarak önerim ise Zerhan Nasıl Eğitirsin'i önermek istiyorum. Ya şimdi 19 tane film olduğu için 2 tane öneri yapayım izninizle. Yerli komedi olarak beni çok güldürdüğü için Müstakbel Damat. Animasyon olarak Ejderha Nasıl Eğitirsin'i kesinlikle izleyin. Ve Fall. Fall aşırı iyi bir gerilim filmiydi. Beni çok germişti. O yüzden bence onu da izleyin. Sonra dizilerden favorim How I Met Your Mother. Yerli dizi önermem çok fazla, çok kaliteli olmadığı sürece biliyorsunuz. Ramo şu an iyi gidiyor ama onun da hikayesi biraz sıkmaya başladı. Alef'i zaten beğenmedim. Terzi'yi de beğenmedim. O yüzden tek seçenek How I Met Your Mother kalıyor. Yani dizi olarak çok favori olacak bir şey bulamadım açıkçası. Sonra Kasım ayındaki favori şarkım, en çok dinlediğim şarkı herkesle birlikte, herkesin olduğu gibi Ateşe Düştüm. Mert Demir'den Ateşe Düştüm şarkısı. Her yerde çıkıyor zaten karşımıza ve çok güzel bir şarkı. Yani dinliyorum, sürekli dinliyorum, sürekli dinliyorum ama hani böyle sürekli dinleyince böyle artık hani cılkını çıkarırsınız ve bir süre sonra mideniz bulanır ya artık şarkı dinlemekten. Bunda öyle bir şey yok. Şarkıdan sıkılmıyorsunuz asla. Böyle o kadar duygulu bir şarkı ki içine dokunuyor insanın adeta. Ateşe Düştüm favori şarkımdı Kasım ayı içerisinde. Normalde podcast ve dergi de öneriyordum ama podcast dinlemedim Kasım ayında. Dergi de okumadım. Dergi okumak istemedim Kasım ayında. Çünkü kendi dergimizin işleriyle uğraştığım için dergi okumayı fırsat da bulamadım. O yüzden onları önermiyorum. Gezdiklerim kısmına geçersek, film festivalini söyledim zaten. Çok güzel bir deneyimdi. Kasım ayında film festivaline gittim. 34. Ankara Film Festivali'ne gittim. Çok güzel bir deneyimdi. İlk defa gittiğim için böyle benim için çok güzel bir anı olarak kaldı. Ama favori mekanım olarak, gezdiğim yer olarak bu sefer bir restoran önermek istiyorum. İtalyan restoranı önermek istiyorum. Luigi.
Ankara Atakule'de bulunan Louis restoranına gittik arkadaşımla birlikte ve bayıldım, bayıldım. Çok güzeldi. Yemekleri aşırı lezzetliydi. İtalyan restoranını, hani İtalyan restoranı olarak ilk defa denedim. Hani pizzayı tabii ki başka yerde de yedim. Makarnayı tabii ki başka yerde de yedim ama İtalyan restoranının hakkını verdi gerçekten. Lezzet, şöyle hani ağzımda lezzet patlaması yaşadım resmen yani. O kadar fark ediyor. Tatları o kadar fark ediyor. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok 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 iyiydi. Yemekler aşırı iyiydi. Mekan olarak, estetik olarak çok iyiydi. Buraya zaten fotoğraflarını koymayı düşünüyorum. Luigi'ye gitmediyseniz böyle kendinizi şımartmak için, çünkü biraz uçuk bir mekan. Kendinizi şımartmak için böyle gidebilirsiniz. Arada gidebileceğiniz bir mekan. Estetik olarak çok beğendim. Bana hitap eden bir mekandı. Dediğim gibi Luigi önerim. Yani favori mekanım Kasım ayında Luigi oldu. Benim favorilerim ve özetim genel olarak bu şekildeydi Kasım ayında. Umarım bu seriyi şöyle bir düzene sokarız ve her ay çekeriz. Yani ben böyle bu şekilde sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Çünkü umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.